Ali Bey'le her gün gizli saklı buluşuyorlarmış. Sultanımız meftun olmuş belli ki. Nasıl olmasın ki? Malkoçoğlu bu. Bugün olmazsa yarın. Çabuk buraya gelin. Ne konuşuyorsunuz siz? Benim hakkımda dedikodu yapmak sizin haddinize mi düştü? Sultanım bağışlayın bizi. Yemin ederim sizinle bir alakası yok. Nasıl yok? Az evvel duyduklarım neydi peki? Sizinle değil. Esma Han Sultan'la alakalı. Esma Han mı? Sultanım bağışlayın. Bizim bir günahımız yok. Öyle diyorlar. Konuşsana hatun, ne diyorlar? Dediklerine göre Esma Han Sultanımızla Ali Bey gizli gizli buluşurmuş. Birbirlerine meftun olmuşlar. Esma'nı bulun bana. Çabuk. Gel. Nihayet gelebildin. Çok vaktim yok Mihrimah. Validen fark etmeden geri dönmem lazım. Ben de seninle konuşmak istiyordum. Neler oldu bir bilsen. Neler olduğunu zaten biliyorum Esma. Herkes sizi konuşuyor. Vali Bey'le birlikteymişsiniz. Nasıl çıktı bu dedikodu anlamadım. Vali demin de kulağına gitmiş. Nasıl? Şah Sultan'ın da mı haberi var? Durup dururken bu laflar nereden çıkıyor Esma? Hı? Yoksa benim bilmediğim bir şeyler mi var? Arkamdan iş mi çeviriyorsun? Ne demek bu Mihrimah? Ne yapıyorum ben yani? Gizli saklı Bali Bey'le mi buluşuyorum? Buna mı inanıyorsun? Hayır tabii ki. Ama aramızı bozmaya çalışan birinin olduğu da aşikar. Mektup meselesini unutmadım. Bali Bey de bu yüzden çekiniyor. Dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. İster inan ister inanma. Aranızı bozmaya çalıştığım falan yok. Zaten aranızda bozulacak bir şey de yok. Öyle değil mi? Senin görmeni istediğim bir şey var. Yaptırmak istediğim cami. Çok güzel. Mihrimah, senin neyin var? Haberiniz yok mu? Harem çalkalanıyor. Herkes Bali Bey ve Esma'nı konuşuyor. Kulağıma girdi sultanım. Ancak itibar etmedim. Haremde dedikodu eksik olmaz malum. Sen kalfaları ikaz et, kimse konuşmasın. Elbette sultanım. Çekilebiliriz. Mihrim hayırdır? Nedir bu telaşın? Yoksa bu dedikodu seni üzdü mü? Hayır. Sadece bilmek istersiniz diye düşündüm. Zira Şah Sultan da haberi alır almaz Bali Bey'i yanına çağırmış. Şu anda yanında. Sen nereden biliyorsun bunu? Esma söyledi. O da şaşkın. Dediğine göre Şah Sultan onu Bali Bey'le evlendirmek istiyormuş. Maksatı ne bilmiyorum. Ama hayır alamet olmadığı aşikar. Dedin anlatayım. Hemen saraya dön. Mihrimah! Neden yaptın peki bunu? Bali Bey'i cezalandırmak içinse sadece onu değil kendini de yaktın. Ne cezası Esma?
Aksine ikimizin de iyiliği için yaptım ben bunu. Yoksa Malkaçoğlu benden hep kaçacaktı. Ama artık hislerini saklamasına lüzum kalmadı. İyi de onun hayatını tehlikeye attın. Ya validen hünkârımıza anlatırsa gördüklerini? Benim de istediğim bu zaten. İnşallah anlatır da Bali Bey'in artık korkup çekineceği bir şey kalmaz. Ayrıca ben olduğum müddetçe de ona kimse zarar veremez. Esma, beni kızımla yalnız bırak. Mirşima seni daha evvel ikaz etmiştim. Fakat söylediklerim bir kulağından girip diğer kulağından çıkmış ki seni mermer köşte buluyorum. Hadi kendi itibarını düşünmüyorsun. Hünkârımızın itibarını nasıl hiçe sayarsın? Validem sandığınız gibi değil. Biz sadece... Bali Bey senin çağırdığını söyledi. Doğru mu? Evet, ben çağırdım. Ne? Zira bana haber yollamış. Benle görüşmek istediğini söylemiş. Ne demek bu? Esma'nın çıkan dedikoduların asılsız olduğunu söylemek için çağırmış. Zaten epeydir bana karşı bir alakası da vardı. Mirşima. Malkoçoğlu ile evlenmek istiyorum diye dolaştığın günle aklımda. Şimdi karşıma geçmiş Bali Bey'i mi itham ediyorsun? Hayır, asla. Biz sadece sohbet ettik. Validem, inanın. Ne ben ne de o. Siz utandıracak hiçbir şey yapmadık. Yapmayız da. Bundan sonra haremden çıkmanı yasaklıyorum. Altın yoldan öteki tarafa geçmeyeceksin. Validem. Kes seni. Bali Bey yok artık. Unut. Bir daha asla görmeyeceksin onu. Bana söz vermiştiniz. Ne sözünden bahsediyorsun? Annen olarak sana söz veririm. Kimi seversin, kimin için kalbin çarparsa onunla evleneceksin bir gün. Söz mü? Söz. Demek evlenmek istiyorsun. Bu yüzden mi sizi yakalamamı istedin? Sultanım, bize sadakatle hizmet eden, uğrumuzla canlarını feda eden herkesin hakkını korumak benim boynumun borcudur. Zira adalet götürmediğiniz birinden sadakat de bekleyemezsiniz. Cihangir'im, aslan parçası. Seni çok özledim abi. Ben de seni özledim. Mehmet, Mirima. Sizler nasılsınız? Seni gördüm daha iyi oldum şehzadem. Hoş geldin. Hoş bulduk. Abicim hoş geldin. Dünyalar güzeli Mirima. Hoş bulduk. Hadi buyurun sofraya. Mirima, Selim'le Beyazıt'ın keyifleri nasıl? Her zamanki birbirlerini yiyorlar. Daha şimdiden sefer kavgasına tutuştular. Hallerini görmen lazım abi. Hünkârımıza kendilerini kanıtlamak için canla başla mücadele ediyorlar. Özellikle de Bayezid. Pek bir yaman şehzade oldu. Bu kez o da bizimle sefere katılmak istiyor. Ben de katılacağım. Bir sen eksiktin. Esma, neyin var? Sesin soluğun çıkmıyor. Sahi ne oldu? Yüzünden düşen bir parça. Günlerdir yanıma da gelmedin. Yoksa Mehmet'e mi kızdın? Hayrola, ne oldu? Mehmet anlatsın. Hislerine karşılık vermeyen o. Müsaadenizle. Hmm.
Ne biçim konuşuyorsun Mihrim ağa? Nasıl laflar bunlar böyle? Latife ettim sadece. Cihangir hadi biz kalkalım, halden bekler. Sultanım. Siz arabaya geçin, ben geliyorum. Sultanım. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. O günden beri huzur haram oldu bana. Uykular haram oldu. Hangi günden bahsediyorsun? Sizden ayrıldığım gün. Emin olun hiç kolay olmadı. Hala acı ve keder içindeyim. Ve ne yaparsam yapayım, size duyduğum aşkın... Bu ne cüret? Karşında bir sultan olduğunu unuttun galiba. Gel. Esma, nihayet geldin. Yüzünü gören cennetlik. Anlaşılan haberin yok hala. Neden bahsediyorsun? Bali Bey'le evlenmeye karar verdim. Validem şu anda hünkârımızla görüşüyor. Sen ne diyorsun? Ne dediğim açık sultanım. Malkoçoğlu ile evleneceğim. Hünkârımız dairesindeler mi? Sultanım, hünkârımız şu anda Bali Bey'le birlikteler. Mihrim'e ne oluyor? Hünkârımızı görmeye gelmiştim halden. Ama Bali Bey içeride. Şah Sultan Esma Han ve Bali Bey'i evlendirmek için hünkârımızla görüşmüş. Eminim şu an içeride bunu konuşuyorlar. Sultanım. Mihrimah. Süleyman. Gel Hürrem. Mihrimah sen de gel. Benim ay parçam. Gel otur şöyle. Bugün Zeynep Hatun'u ziyaret ettim. Ebu Suud Efendi'yi de oradaydı. Külliyenin inşaatıyla alakalı sohbet ettik. Ben de alakadar oluyorum. Az evvel Bahri Bey'i gördüm. Hali sıkıntılıydı. Bir şey mi oldu? Sohbet ettik biraz. Zira Şahuban'ın kızı Esma'nın evlenmesi mevzu bahis. Öyle mi? Ne hoş. Hayırlısı olsun. Lakin görünen o ki Malkoçoğlu'yla evlenmek niyetinde değil. Anlaşılan gönlünde başka biri var. Sultanım. Bana veda etmeden mi gidecektin? Esma'nın evlenmek istemedin. Zira gönlünde başka biri varmış. O benim değil mi? Neden hala saklıyorsun? Thank you.
Sultanım. Ben bir şey saklamıyorum. Benim gönlümde kimse yok. Hem de hiç kimse. Korktuğumdan veya çekindiğimden değil. Mazide yaşadıklarımla da alakası yok. Size karşı bir şey hissetmiyorum Sultan. Niye geldin sen? Bizi sultanımıza yalnız bırakın. Ne oldu Esma? Benden nefret ettiğini sanıyordum. Ne yaparsan yap engel olamayacaksın. Malkoçoğlu dönecek ve ben onunla evleneceğim. Bunlar senin gibi biri için büyük hayaller. Sana ne demeli peki? Sırf onu evliliğe zorlamak için kendini yakalattın. Bali Bey'e bunu anlattığımda yüzünü görmeliydin. Defol git buradan. Bir daha da sakın yanıma gelme. Ben senin cariyen değilim Mihrimah. Benimle böyle konuşamazsın. Git buradan. Bana söylüyorsun ama senin vaziyetin benden daha kötü. Bali Bey seni de istemedi. Bir Cihan Sultanı'nın kızı için ağır olsa gerek. Esma, benim sabrımı zorlama. Nedenini biliyor musun peki? Neden seni istemedi? Ben söyleyeyim. Zira kulak misafiri oldum. Nasuh Efendi ile konuştular. Bali Bey senin daha bir çocuk olduğunu söyledi. Niye kapıda duruyorsunuz siz? Sultanlarımız çıkmamızı istediler. Yardım edin. Hafif Hatun çabuk. Elbalar olsun. Hafif Hatun yandı düştü. Ne yaptıysan uyanmadı. Sultanım. Hekim çağırın hemen. Çabuk olun. Sultanım. Dairende. Afife ne oldu? Sultanım, Esma Han Sultanımız hamamda düşmüşler maalesef. Hay Allah, bir bu eksikti. Vaziyeti nedir? Hekimler müdahale etti Sultanım. Siz iyi misiniz? Değilim Afife Hatun. Mihrima, Beyazıt'ı gördün mü hiç? Hayır, bir şey mi oldu? Yok. Her tarafta arıyorlar. Yok, kayıp. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Nasıl olur Sultan? Bilmiyoruz Afife. Validem telaş etmeyin. Sefere götürülmediği için kızmış bir yerlere saklanmıştır. İnşallah öyledir Mihrima. Afife sen de git. Başlarında dur. Merak buyurmayın Sultan. Derhal izahat ver. Hamamda düşmüşler sultanım. Kendi gelmesini bekliyoruz. Şükürler olsun Mihrimah sultanımız da oradaymış. Vaktinde haber verdiler. Mihrimah? Benim yanıma geldi sultanım. Sohbet ediyorduk. Sonra birden ayağa kaydı. Hamamda mı sohbet ediyorsunuz artık? Sultanım. Esma. Kızım. Esma Hanım. İyi misin?
validem ben... Su verin. Hemen. Hekim kadın ilaç hazırlıyor Esma. Geçecek inşallah. Çok korkuttun bizi. Nasıl oldu bu hadise? Düştüğünü söylediler. Her şey bir anda oldu validem. Nasıl olduğunu anlamadım. Mihrimah'la sohbet ediyorduk. Birden ayağım kaydı, düştüm. Validem. Hayrola, bir yere mi gidiyorsun Mihrimah? Beyaz'ı görmeye gidecektim. Cezalı mı yoksa? Onun hatası yüzünden iki kişi canından olacak. Bundan ağır ceza olmaz ona. En iyi şekilde yetişmeniz için elimden gelenin fazlasını yapıyorum. Yine de hünkârımıza mahcup ediyorsunuz beni. Validem, ben ne yaptım ki? Esma ne diyorum Mihrimah? Hamamda neler oldu anlat. Ne geçti aranızda? Anlattım ya size. Bana doğruyu söyle. Kavga mı ettiniz? Hayır. Özür dilemeye gelmiş. Tekrar arkadaş olmak istediğini söyledi. Ben de kabul ettim. Validem, yemin ederim kazaydı. Kendisi düştü. Bundan böyle ona karşı dikkat etmeni istiyorum. Aranızda tek bir hadise çıkmayacak. Şimdi benimle gel. Nereye? Geçmiş olsun demek lazım. Ne de olsa ölümden döndü. Sultanım, Hürrem Sultan geldiler. Nereden çıktı şimdi bu? Alın içeri. Sultanım, Esma'nı ziyarete geldik. İnşallah daha iyidir. İyiyim. Odasında istirahat ediyor. Geçmiş olsun. Allah korumuş sultanımızı. Mihrimah yanındaymış, şükürler olsun. Hayatını ona borçluyuz, öyle değil mi? Ben bir çıkıp bakayım. Sen ne utanmaz bir kadınsın. Bana yaptıklarından sonra hangi yüzüne gelirsin buraya? Hatice, tamam. Hürrem, gel otur şöyle. Nigar, sen çekilebilirsin. Esma, sen ne yapıyorsun burada? Korkma. Sadece geçmiş olsuna geldim. İyi gördüm seni. Birkaç güne toparlanırsın. Neler olduğunu saklamakla da akıllılık ettin. Açıkçası şaşırdım. Zaten bir kazaydı, öyle değil mi? Git buradan. İnşallah hatanı anlamışsındır. Benimle daha dikkatli konuşmalısın. Mihrimah. Sustum, evet.
Ama senden korktuğum için değil. Hamamda ne söylediysem arkasındayım hala. Vali Bey'le asla evlenemeyeceksin. Mirşima çok üzgün. Esma düşünce çok korkmuş. Tahmin ederim. Tıpkı senin gibi hassas bir mizacı var. Ne demek bu? Onu da kendine benzettin demek Hürri. Alenen yalan söylüyor. Esma'nın kendi kendine düştüğüne inanmamızı beklemiyorsun herhalde. Hatice tamam. Sultanım bana istediğinizi söyleyebilirsiniz. Zira bunun için çok sebebiniz var. Ancak yüce hünkârımızın yegane kızı hakkında konuşurken dikkatli olun. Saraya dönelim. Elbette validem. Hayırlı geceler sultan. Sultanım, söyle. Sultanım bilmeniz icap eden bir husus var. Sen çıkabilirsin. Ne oldu, ne bu hali? Taşlıkta cariyeler bir mektup bulmuşlar sultanım. Elden ele dolaşıyor. Güya bu mektup Bali Bey size yazmış. Tamam, sen çık. Emin olun sizi kırmayı, üzmeyi asla istemem. Zaten bu yüzden sessiz kalmayı tercih ettim. Ancak görüyorum ki bu sessizliğim beni yanlış anlamanıza sebep oluyor. Size benim adıma kim mektup yazdı bilmiyorum. Ancak orada ağzımdan yazılan her şey aslında bir hakikati dillendiriyor. Ben yüce hünkârımıza ve hanedanımıza sadakatle bağlı bir askerim. Bu hayatım boyunca böyle oldu. Bundan sonra da böyle olacak. Zinhar başka bir hayalim yok. Olması da mümkün değil. Beni bağışlamanızı diliyor, yüce hoşgörünüze sığınıyorum. Malkoçoğlu Bali Bey. Nereden buldun bunu? Sana soruyorum, kim verdi? Sultanım yemin ederim bir şey bilmiyorum. Ben de ilk defa burada gördüm. Biri yatağıma bırakmış. Esma. Mihrimah. Ne oldu Esma? Yoksa beni beklemiyor muydu? Hayır. Ama geldiğin iyi oldu. Kıyafetim nasıl olmuş? Beğendin mi? Sen yaptın değil mi? O mektubu cariyelere sen verdin. Reddedilmek ne acı. Daha evvel sadece ben biliyordum bunu. Ama şimdi herkes öğrendi. Harem bunu konuşuyor. Herkesin öğrendiği doğru. Ama unuttuğum bir şey var Esma. Malkoçoğlu'yla dedikodusu çıkan sendin. Ben değilim. Herkes o mektubu sana yazıldığını düşünüyor. Yani ben öyle düşünmelerini sağladım.
Ben yüce hünkârımıza ve hanedanımıza sadakatle bağlı bir askerim. Zinhar başka bir hayalim yok. Esma'na ait mektubun burada ne işi var? Bir malumatım yok sultanım. Arabamı hemen hazırlasınlar. Yanına gideceğim. Size gelince, Esma Sultan hakkındaki hususi bir meseleyi nasıl böyle ulu orta konuşursunuz? Mercimek kadar aklına böyle oyunları nasıl cesaret ediyorsun anlamıyorum. Git buradan. Uzak dur benden. Asıl sen benden uzak dur Esma. Bir daha yoluma çıkarsan seni öyle bir rezil ederim ki sen içine çıkamazsın. Anladın mı beni?